göndereceğiz. Hatta OneSignal üzerinden bir şey yapalım. Örnek bir tane push notification gönderelim. Bunu web'de de kullanabiliyorsunuz normalde. Şu an mesela Emma Meal Planner iOS diye girdim. Bunun üzerinden biz manuel olarak şimdi gönderiyoruz. Daha sonra database'deki işlemlere göre otomatik bir şekilde gidecek. Normal push notification var. Örneğin daha fazla su içmelisin diye bir gönderim yapıyordum. Ama bizim burada user'larımız var. Test user'lar işte hangi user'ımız olduğuna dair. Şuraya tıkladığımızda iPhone görebiliyorsunuz burada. Ama işte hangisi simülatör hangisi değil ona nereden bakarak karar veriyorduk? Yanlış hatırlamıyorsam şuralarda yazıyordu kendisi içerisinde. iPhone 14, 17 göreceğiz. Ona tam daha bakmamıştım. Simülatör iPhone şu. Simülatör olduğu için bu tarafta belli ediyorum. Gösteriyorum. Şu an push notification olayını göndereceğiz. Nerede bizim uygulamamızda? Burada. Şimdi telefonda uygulamadan çıktık diyelim. Uygulama arka planda ya da komple kapatabiliriz ama tekrar VS Code'u çalıştırmak istemediğim için uğraşmıyorum. Ama önemli bir şey değil. Yine aynı sistemde çalışacak bu. Burada notification göndereceğiz. Push notification kısmına geliyoruz. Örneğin daha çok su içmelisin diyorum. Altta template'in de aslında biz burada işlem yapabiliriz. Neredeyiz? Örneğin şu şekilde fotoğraf ekleyebiliyoruz. Şu an fotoğraf çıkmadı. Onun sebepleri galiba internet erişimi ya da simülatör sebebi olabilir. Ona bakacağım. Bir şekilde Google'da bulduğunuz fotoğraf burada açıklamalarınız var. İşte ne yapsın bütün detayları var. Bunu tekrardan gönderebiliyoruz buraya. Hatta push notification gönderelim bir tane. Ücretli üyelik alırsanız retarget olayı var. Eğer kullanıcı bir şeyi tamam bunu kapattı ama daha sonrasında hala bildirim göstermek istiyorsanız farklı işlemler yapacaksınız. Şu şekilde de bildirim düşüyor. Bunu gönderiyoruz. Send test push diyor. Test yani bizim cihazlarımızdan hangisine gönder diyor. Bunu kaydolmuştu daha önce. Send diyorum. Buradaki simülatöre de bakın. Göreceksiniz orada da. Bakın gönderdim. Yukarıda bildirim düştü. Bu şu an cep telefonumda da düşüyor normal bir şekilde. Şu anki gönderdiğim düşmüyor ama istediğimde gönderebiliyorum. Yukarıdan aşağı indirdiğimizde de şöyle normal telefon gibi. Burada bildirimi görüyorsunuz zaten. Tıkladığınızda da bizim uygulamamızı ekrana getiriyor. Uygulamamızda hangi sayfaya gitmesi gerektiğini şu an belli etmedik. Yani bir komut vermedik buna dair. Onu daha sonra aşamada yapacağız. Bu tarafta direkt mi çıksın yoksa özel tarihlerde mi bu bildirimler gözüksün? İşte bazı zamanlarda bazı kullanıcılara mı gönderilsin? Hatta Türkiye'deki kullanıcılara mı, Amerika'daki kullanıcılara mı diye de seçebiliyoruz. Hatta benim en sevdiğim şu in-app olayı. Kullanıcı uygulamaya girdikten sonra bunlar çıkıyor. Örneğin şunu kapatıyorum. Açıkta kalabilir. O sorun değil. Direkt karşımıza çıkıyor ama şurada aktif yaptığımız bir tane örnek var. Üyelikler indirimde diyorum. Mesela üyelik sistemi kurduğunuz bir uygulama var. Bunu öylesine gösterdim. Üyelikli bir uygulama olmayacak. Bunu yaparken hemen şurada test user'a bir daha gönderelim bunu. Neredeyiz? Action. Edit diyoruz. Send diyorum. Nerede? Simülatörü seçiyorum. Gönder diyorum. Şu an ekrana bildirim bakın yukarıdan geldi. Bu aynı zamanda da uygulamayı açtığımızda ekrana gelecek. Bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi uygulamaya geldi. Bu şekilde örneğin indirimleri kaçırma dediğinde şuradaki butona aşağıda gösteriyoruz. Full ekran mı olsun? Aşağıda mı gösterilsin? Hatta yan tarafta da bunu kapatalım. Şurası telefon ekranımız ya biz. Aşağıda bir şöyle bildirim mi olsun, yukarıda mı olsun diyor telefonun yukarısında, ortada mı benim gösterdiğim gibi yoksa full ekran mı alsın diye. Öyle bir seçenek sunabiliyorsunuz. Ben ortada dedim. Yazı fontu, rengi, işte bu reklam fotoğrafı olacak. Kendi fotoğrafınızı koymayacaksınız. İşte tıkladığı zaman ne yapmamız gerekiyor? Tekrardan permission yani kullanıcıdan izin mi istiyoruz bildirimler gitsin diye. Yoksa işte başka lokasyon erişimine mi izin gelsin yoksa yapalım ya da URL mi? Yani bir web sitesine de yönlendirebiliriz. Bu URL'i aynı zamanda uygulamamız içerisinde başka bir sayfam içerisindeki üyelikler sayfasına göndererek de yapabiliyoruz. Bu şekilde gönderim var. Tıkladığınızda ekran şu anlık kapanıyor. Böyle bir yöntemi var.